Yapmacık şeyine ben karşıyım. Ben böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Biz buraya yarışıyoruz. Eleştiriyorsak da bunun adını yapmacık diye... Hayır. Anlatmak istediğimi yine anlamıyorsun arkadaşım. Hayır. Yapmacık dedim senin kalsın anlamıyorsun. Beni yapmacık derken 10 bin liralık 15 bin liralık bu yeni yatak örtüsü alayım. Sizin senin çözer. Paranı konuşmuyoruz. Ben konuşuyorum arkadaşım. Biz senden bir şey konuşmuyoruz. Çünkü benim evime geldiniz tamam arkadaşım. Tamam da bir saygı duyup dinlemen gerekiyor ki. Dinliyorum zaten. Ama bizim, ben de açıklama yapıyorum. Görüş açılarımıza da saygı göstermen lazım. Evet saygı gösteriyorum. Ben de diyorum ki sadeleşim. Senden sıra gelmiyor bize. Sen bizim 10 milyar 15 milyar harcadığımızı nereden biliyorsun? Sadece Nezihe Hanım. Ben çoğu konuşmayacak. Ben de arkadaşımız için diyorum yani hani dün ona da yorum yaptık ya onu kastediyorum zaten. O zaman sizin, genelleme yapmayacaksınız. Sizin arkada, sizinkiniz de katılmadık. 10-15 milyarlık verip değiştirmedim size. Neyse onu gösterdim ekran karşısında. Soruyorum sana. 10-15 bin liranın şu görüntüyle ne alakası var? Şimdi bana bir poşet ver onları toplayayım ben onlara evde yer bulurum iddiaya geliyorum. Ben bulamıyorum aşkım. Dediğim gibi benim evim ben oraya koymak istedim. Benim zevkim zaten onu gece yattığında burada rahatsız olmuyor musun? Yok hiç rahatsız olmuyorum. En azından tavana bakıp da cibinlikle avizeler görmüyorum. Keşke cibinli avize görseydim gene bir büyük sürahi göreceğim orada. Evet. Çünkü gelinlikten yani gelinliği tercih ederdim. Yani bu çok yine mutfaktaki gibi küçük kalmış. Keşke benim gelinlik avizem olsaydı orada evet, da şöyle bir göz doldursaydı. Şu gözüme takıldı. Dün de gold gümüş uyumunu konuştuk. Burası gold mu kızlar? Hemfikir miyiz? Ben üst taraf gold mu? Mor. Işık yansıması tadı gün ışığı o. Beyaz ışık olsa gold gözlüğü. Yani beyaz gözlüğü. Gold gibi görünüyor gün, da. Gün ışığı o çünkü. O şeyle. Gün ışığı. Çünkü şey söyleyeceğim neydi? Ya. Abajurla. Taşınıyorsunuz da bizim mi haberimiz yok? Yok. Neden oralarınız boş kalmış? Hiçbir aksesuarınız asla yok. Evet çünkü orada sergilemek istemiyorum. Dediğim gibi ben sade ve şık. Siz biz nerede hayatınızda sergilemek zaman makyajlarınız? Siz nerede? Yarışmaya gelmediniz mi? Biz mi yanlış biliyoruz? Yok yarışmaya geldim. O zaman ben onu sergileyemem. Ben bunu yapamam. Ben onu evimize öyle yapamam. Evimize güvenerek asla. Geldik. İddiamıza güvenerek geldik. Hani zaten. Dün Nezihe Hanım'ın evinde de söylediniz. Benim evim çok iyi. Benim evim çok iyi. Nezihe Hanım'ın evi daha iyi. Evet. Keşke kızlar eğer taşınıyorsanız elimizi kolumuzu sıvayalım. Biz de bir işin ucundan tutalım. Yok taşınmıyorum aşkım gayet. Öyle görünüyor ama. Görüntü tam anlamıyla evet, öyle. Evet dediğim gibi siz sade ve şıkın ne olduğunu anlamadınız maalesef. Ben size anlatamadım. O yüzden daha fazla yorum yapmak istedim. Peki yerinde neden halın yok? Halın mı yetmiyor? Evet arkadaşım gibi üst üste koymak istemedim. Orada var. Burası hayal olduğu için. Üst üstelikle ne alakası var? Burası bir tane olabilirdi. Kışık aşkım. Orası daha geniş. Hayır burası hayır daha asla daha kabul etmiyorum. İki tane aynı halı bence mükemmel olur. Bir de taş taş var ya hani taş görünümünü asla burada görmek istemezdim. Parken yok madem illaki burada halı kullanırdım. Aşkım halım var zaten ama geniş olduğu için buranın alanı dar olduğu için metre getireyim ölçelim mi ikisinin arasında şöyle, ne kadar fark var? Kestirebilirsin. Kestirmeyi kullanmıyorum tatlım yatak odamda. Son mutfağımda kullanabilirim evet pratik bak, oluyor düşünsene, ama düşünsene sabah uyanıyorsun. Düşünsene sabah uyanıyorsun taşa basıyorsun. Evet metre çok getireyim saçma. Mi aşkım? Hayır ölçelim çok saçma. Bir? Kabul etmiyorum çok var saçma. Var mısın buna gerçekten söylüyorum yok. Var mısın? Tamam sen bana ses bir metre alabilir miyiz? Kızlar susun ses bir metre. Dün benim yatak odamdaki halılara çok eleştiri yaptığı için üst üste gelmiş halı çok dediği için bence oradaki halıyı kaldırdı gibi geldi bana. Bir tane serdi öbürünü kaldırdı. Şöyle ölçelim. Bir ölçelim bakalım. Evet bir ölçelim. Ölçelim ben sana alayım hediyem olsun. Ay yok tatlım sağ ol. Senin üst üste koyduğun halılar yok, benim üst üste tercihim. Değil onlar. Özel ölçü alındı onlara. Ve seninle zaten zevk uyumumuz olmadığı için evet. Sana o puanı verdim. O yüzden sağ ol canım. Sen bir fakir fukaraya var o benim yerime sadakam olsun. Tamam. Vermem gerekene vermek istedim. Bana veremezsin tatlım. Gerekiyor çünkü buraya. Benim yerime başkasını ver. Fakir fukaraya sadakam olsun. Senle zevklerimiz asla uyuşmuyor. Evet uyuşamaz zaten. Asla Kübra uyuşamaz. Hanım sadece çenesiyle bastırıyor. Dış ses hazır mı? Leyla metreyi getirdim. Atıyorum yakala. Yakalıyorum. Tutun bakalım kızlar. Hadi Kübra Hanım ölçelim. 82. Kenarlardan 5-7 santim boşluk bırakırsan ortalama o belli. Kesinlikle. Olmaz be kesme halı. İlla ki oluyor. Aşkım ben kesme kullanmıyorum. Yatak odam ya burası. Yatak odam ama taşı bunu böyle içine siniyor mu? Şunu şuraya denesek olmaz mı? Bu böyle içine siniyor mu senin? Kesmede pek kaplanacak. Kesmede oraya yatak olmuyor diyorsun ya. Evet orayı ölçün direkt. Ben kaldırmanızı istemiyorum. Orada ölçebilirsiniz. Tamam dış ses burası 85 santim geldi. Kübra Hanım yetmediğini düşünüyor ama bir de sen ölçer misin? Hemen ölçüyorum.
Evet, buradaki halı tam 85 santim. Kübra, bu halıyı orada da kullanabilirsin. Kullanamam çünkü orada dış ses, aralarında boşluk var. Ben ferah sevdiğim için burada sıkışık sıkışık olacak. O yüzden hijyen açısından da benim hoşuma gitmiyor. Sürekli kaldır süpür vesaire. O yüzden ben çok mutluyum. Kendimi de çok tebrik ediyorum. Evimi tanıdığım için. Mükemmel yatak örtünün fiyatını alabilir miyim? Mükemmel yatak örtüm. İlk evlendiğim zaman annem 500 TL'ye almıştı. Ben avizeyi öğreneyim. Avizemde 200 TL'li tatlı ilk evlendiğim zaman. Şu ihtişamlı perdelerini öğrenebilir miyim? İlk ihtişamlı perdelerimi, bunu dediğim gibi zevkime uymadığı için sonradan yaptırdım. O zamanki 750 TL'ydi ikisi. Bunun iki tanesi var ama orası şeyin alt kadına geldiği için o yüzden takmıyorum. İkisini de 1000 TL'ye yaptırmıştım. Halılarınız peki? Halılarınız demeyeyim, halınız peki? Halılarımız 3 tane. Eski evim geniş olduğu için o yüzden şu anda tek bir tanesini kullanıyorum. O zaman 3 tanesini 1000 TL'ye almış. Şu anki evi tartışıyoruz ama siz bilirsiniz. Tamam, 3 tane aldım ya, o yüzden söylüyorum. Hani tek fiyatını bilmiyorum, 3 tane almıştım o zaman. Anladım. Yatak odasında uyum yoktu. Yine hijyene bağlıyorum. Orası da temiz değildi. Sadelikten bahsetti. Oda da sade değildi. Evet, evet, arkadaşımız yine bir örümcek ağ buldu. Evet. Alkışlayalım. Evet. Evet, şimdi Kübra Hanım'ı biz alkışlıyoruz. Verebilir misin tatlım? Bu örümcek ağı değil, ip parçası. Gördüğünüz gibi örümcek ağı, uzaktan bakın. Uzaktan öyle görünüyor. Evet, uzaktan. Kendini kandırmaya çalışıyor, boş verin. Kadife'ye tatlım, o zaten yapışıyor yani. Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Evet kızlar, bitti mi yorumlarınız? Evet. 8 yıllık gelinimizin çeyizini görmeyi istiyor musunuz? Evet. Hadi o zaman çeyiz görmeye gidelim. Hadi gidelim. Yatak odasına gülmek geliyor içimden. Böyle bir şey olamaz. Gelin evi diye bir platforma katılıyorsun. Böyle güzel bir sektörün içindesin. Yani bir özen, bir şeyler üret yani. O kirli yatak örtüsüyle benim evimde hijyen aradı. Gülüyorum yani. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. O da aynı şekilde gelinlik şekildeydi. En azından benimki sade ve şıktı. Sadece lekem vardı.